Ben de. Hayır abi, bugün adamlar var. Bak mesela sen git 5 farklı cephede savaş, tamam mı? Bir devletin yıkılışını, bir devletin kuruluşunu yönet. Kısacık hayatına onlarca kitap sığdır. Yeni bir alfabe çıkar. Yeni matematiksel, bilimsel terimler çıkar. Ondan sonra memleketine yararlı olacak 13'ten fazla kurum geliştir. TDK'sı bilmem nesi. Kadınları tamam, insan haline sok. Kadınları insan haline sok. Dünyada belki de ilk 3 olabilir. Kadına seçim hakkı ver. Memleketi böyle sırtla taşı. Ondan sonra gavatın biri çıkıyor. Diyor ki ya ben kabul etmiyorum. Benim atam değil yani. Saygı duymuyorum Atatürk'e. Ya sen ne yaptın abi hayatında yani? Bir anlatsana yani. Karşılaştıralım tamam. Başarılarını koy. Ne yaptın? Orta 2'de Gökçe'yle mi çıktın yani? Ne kadar başarılı olabilir ki yani? Bir anlatsana. Ben Atatürk'e saygı duymuyorum. Ya tamam abi. Hani duyma tamam da. Hani Atatürk'ün de çok sikindeyim ya. Kusura bakma yani. Ben bunu çok seviyorum. Ben saygı duymuyorum. Tamam abi de yani. Senin saygı duymaman yani. Ne bileyim denizde, ya okyanusta damla yani, kusura bakma. Duymuyorum. Bence Atatürk çok şeydi yani. Tamam okey. Şu an bak sikliyorum yani. Yani duymuyorum. Tier 3 çanta var, Scar var, istiyor musun? İçki içiyormuş Metin. Geliyorum Metin. Beğenmiyorum yani. Ümeyni'yi seviyorum. Nerede abi Scar? Bir dakika. Öyle bir kadın var değil mi? Fümeyni'yi seviyorum, Atatürk'e saygı duymuyorum diye. Ya ne olacak yani? Hayır işte. Düşünce hakkı yok mu abi? Özgürlük yok mu? Sevmiyorum. Nerede Scar abi? Yok abi. Scar o arkada işte abi. İşte onu soruyorum abi, 2 saattir beni kovalatıyorsun. Bak bu, şu karşıdaki duvar var ya orada. İyi tarif ettin abi. Bir çanta da var orada. Yok abi, şimdi bak, görüşün ne olursa olsun ben saygı duymuyorum, sevmiyorum falan, hani hakikaten ya bir şey, nerede abi, duvardayım ben şu an, burada Scar mı kar yok. Nasıl yok abi, heh, orada. Ya ben hakikaten şunu söyleyebilirim mesela. Görüşün falan hiç önemsiz abi. Ne olursan ol, nereli olursan ol. Ama böyle labali labali sevmiyorum, etmiyorum falan diyenlere sadece gülebiliyorum yani, başka bir şey yapamam ki. Ne diyeyim ki? M416. Ne diyorsun? Vallahi. Direkt taktığım attachment'ların hepsini söküyorum şu anda. Ses duyuyorum galiba lan. Duyma. Yo. Görme. Nerede? Abi tam olarak senin şu tarafa gideceksin bak, şöyle karşıda da kutular var orada. Ya ben geçen gün bir video izledim. İlber Ortaylı ne biliyormuş diyen adam var ya. Ya ben bununla ilgili bir video yapacağım abi. Metin şu an karar aldım abi. Tamam abi. Videonun başlığı cahillik nedir? Yok gerçekten. Bizim araba neredeydi ya? Bir video yapacağım. Böyle animasyonlu. Cahillikle ilgili. Psikolojide cahillik. Cahillikle ilgili söylenmiş ünlü sözler. Yapacağım abi. Bende. Bizim arabayı hatırlıyor musun? Hayır abi, bizim arabamız mı vardı? Şuraya, hem burada. Cahillik her şeyi bilme sanatıdır. Kısa özeti bu, evet. Her şeyi de siyasete dökmekte şeyimiz yok yalnız. Cahili mahili, sağcısı solcusu bilmem nesi. Biz öyle bir kutuplaştık ki nasıl oldu ben de anlamadım amına koyayım. Çıkıp mesela diyorsun ki Atatürk şöyle iyi böyle iyi. Tamam bir dakika, CHP bu kesin AKP'lilerden de nefret ediyordu. Puh! Puh! Eyvah. Metin ne yapıyorsun? Öldük amına koyayım. Ona nasıl çıkıyoruz? Bu tüme varımlar, bu çıkarımlar. O cazlar bluzlar beni mahvediyor, bitiriyor. Bu sözlerin üstüne gönlümde numara bir olduğunca hababı dile boynuma dolarım. Aha insan. Nerede? Abi araba var taşın başında. Hayır dur. Savaşalım.
Metin güzel dur. Nereye gitti? Oradaydı bilmiyorum.